Ben Profesör Doktor Ferit Çiçekçioğlu. Etlikşehir Hastanesi Kalp Damar'ın eğitim ve idari sorumlusuyum. Kliniğimiz yaklaşık 1,5 sene önce açıldı. Açıldığından bu yana yaklaşık 2000 üzerinde açık kalp ameliyatı yapmış bulunuyoruz. Yeni bir klinik olmamıza rağmen bu konuda hızlı bir ilerleme kaydettik. Çok şükür ekiple beraber. Şimdi şu halk arasında kapalı kalp ameliyatı denen tekniğin aslında farkı sadece göğüs kemiği dediğimiz kemiğin kesilmeden veya tamamen kesilmeden yapılması. Normalde biz kalp ameliyatlarımızı göğüs kemiğini, iman tahtası denen halk arasında kemiği keserek yapıyoruz ve bu halen günümüzde dünyada ve Türkiye'de yani vakaların %90-95'inden fazlasında bunu yapıyoruz. Biz de dünyada böyle yapıyor. Bizim bu kapalı dediğimiz yöntem de işte bu kemiği kesmeden veya bir kısmını keserek yaptığımız ameliyatlar. Bu teknikle biz neler yapabiliyoruz? Hem koroner bypass ameliyatları yapabiliyoruz hem de aort kapak ameliyatı, mitral kapak ameliyatı, doğumsal defektler dediğimiz doğumsal delikleri de kapatabiliyoruz ve kalp tümörlerini de bu minimal yöntemle yani kapalı yöntemle de yapabiliyoruz. Şimdi teknik olarak konuya hakim olunduğu zaman fark yok. Yani mortaliteyi arttıran bir teknik değil ama azaltan da bir teknik değil. Yani aslında sonuçları standart teknikle yani açık kalp ameliyatlarıyla benzer. Yani ben işte vatandaşlarımız tabii çok bu yapıl sternum kesilmediği için oldukça memnun oluyorlar. Çünkü sternum kesilmesi hem büyük bir sternum bu iman tahtası dediğimiz ortadaki bu göğüs kemiği. Göğüs kemiğini kesmeden yapıyoruz. Yani bu büyük bir kesi oluyor. Olmadığı için vatandaşlarımız zaten memnun oluyor. Artı göğüs kemiği bazen ameliyatlardan sonra çok sık oynar bizde. Yani biz bunu telle tutturuyoruz ameliyatlardan sonra. Oynadığı zaman hasta bir daha ameliyat oluyor mesela. Enfeksiyon oluyor. İyileşmesi aylar sürüyor. 3 ay, 5 ay sürüyor. Ama bizim tekniklerde bu kapalı yöntem dediğimiz böyle sağlı sollu sternum kemiğini kesmeden yaptığımız tekniklerle hastalar daha hızlı iyileşiyor. Daha küçük bir kesi oluyor. Daha az enfeksiyon oluyor. Daha iyi kendini hissediyor hasta. Daha hızlı ayaklanıyor. Daha hızlı işe dönüyor. Yani bu böyle avantajları var bu kapalı yöntemin. Peki kapalı yöntemle yaptığınız ameliyat sayısı kaçtır hocam? Şimdi bu 2024'te son 6 ay içinde 20'nin üzerinde biz kapalı yöntemle ameliyat yaptık. Bunun içinde koroner bypass da var. Kapak ameliyatları da var. Bunun içinde doğumsal kalp delikleri de var. Yine kalp tümörleri dediğimiz bazen kalbin içinde tümörler de olabiliyor. Onları da bu yöntemlerle aldık. Üzerine yaklaşık yapıldı. Evet, açık kalp ameliyatı bu. Biz günde ortalama 7 açık kalp ameliyatı yapıyoruz ve yine periferik arter hastalığı dediğimiz ameliyatları da günde ortalama 5 tane yapıyoruz. Yani bizim günlük ameliyat kapasitemiz yaklaşık 15 ameliyat yapıyoruz günde. Bunun yarısı hemen hemen açık kalp ameliyatı oluyor. Bu aciller hariç. Bunun üzerine bir de 24 saat biz acil olarak her türlü açık kalp ameliyatını, her türlü acil durumu karşılıyoruz. Tabii o acilerin içerisinde hissettikten sonra insan kullanabilir mi? Tabii ayrıldıktan sonra 2013 yılında bir firmanın güvenlik işine girdim. Önce ambulans aradım. Tabii göğsüm o sırada yerinden çıkmak üzere. Ne oldu mesela, anlatabilir misin? Biri üzerinize oturmuş oldu. Arkadaşlarımız arama şansımız oldu. Çoğu kişi bu şansı eline getiremiyormuş. Duyduğumuza göre. Gece. Damarda daralma olmuş. Şurayı şurada şunu kesiyor. Ben bacakta burada damar söyler. Olmadı burayı da kesiyor. Göğsüm ağrıyordu benim. Ne kadar süredir ağrıyordu?
Ya böyle 10 dakika, 15 dakika aralıklarla bir ağrılar vardı. Kaç aydır çekiyordunuz bu ağrıyı? 2 aydır falan oldu. Ya bu daha iyi. Niye? Şuradan 10 santim gibi bir şey, 8 santim gibi. Buradan böyle burayı keseceklerdi. Öbür taraftan bacaktan alacaklardı komple. Bu daha iyi bence. Şu an rahatsınız. İyiyim, rahatım. Evet. Çok şükür. Ne zaman taburcu olacağınızı söylüyorlar? Yarın muhtemelen. Kalple ilgili bir problem yaşayacağım her insan gibi. Benim de aklıma gelmezdi ama bu bir gerçek ki. Nitekim kapalı olmasını biz de istiyorduk şahsen. Memnun musunuz kapalı olduğunuz? Kapalı olmasından memnunum. Hı hı. Tabii ki de memnunum. Yani diğer türlü olmasındansa bu şekilde olması hem bedeninizin konforu açısından hem de bundan sonraki yaşantınızdaki konfor açısından çok şey değiştiriyor.